savaştan yeni çıkmış bir ülkede memurluk gibi cazip bir işi hiç düşünmeden bırakarak girişimciliğe soyunan bu cesur adam, ülkenin ilk sigara kağıdını üretmişti. Bu girişimin o yıllarda ne anlama geldiğini tek cümlede özetlercesine adını da Türk Zaferi koymuştu. Sadece bir sigara kağıdına bu markayı düşünen akıl, çok geçmedi uçak üretti. Evet, bu Türk girişimcisi uçak üretti. Bununla da kalmadı, pilot yetiştirmek için Yeşilköy'de arazi alıp gök okulu da açtı. Ancak devlet siparişleri iptal etti. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını öz sermayesiyle kuran Nuri Demirağ, bu kapıdan son kez çıkarken aklında yeni Türkiye'nin kapısını aralayacak mektubu tasarlıyordu. Demirağ bu kapıyı kapatırken tarihe bir başka kapı aralıyordu. İşçilerim ve fabrika personelleri işsiz kalmıştır. Esasen şimdiye kadar tam ve kamil bir mesai sahası da bulamamışlardır. Bu müessese memleket müdafası için faydalı bulunuyorsa, derhal sipariş verilerek yaşatılmasının temini ricasını havi Mareşal Hazretlerine çekilen ve şimdiye kadar cevabı alınamayan telgraf sureti ilişiktedir. Bu uğurda şimdiye kadar harcanan 1,5 milyon lirayla, hoş karakterim buna müsait değil ya, farz-ı muhal 15-20 adet han, apartman yaptırıp senede 150-200 bin lira kira alarak istediğim yerde gezer tozardım. Bu çığlık, bu ses, bu çağrı yıllar sonra duyulabildi. Artık sanayisini el üstünde tutan Türkiye, KOBİ'lerini de KOSGEB'e emanet ediyordu. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyen, eğiten ve büyüten KOSGEB, KOBİ'lerin hamisi haline geldi. Dün kendi servetiyle kurduğu fabrikasını kapatmasına rağmen, bu sektörün ülkenin geleceği olduğunu devletin en tepesine anlatmak için çırpınan Demirağların ayağına, bugün devlet bizzat gidiyor. Evet, paradigma değişti. KOSGEB ise bu değişimin adı oldu. Demirağ, devletin en tepesine yazdığı mektuba hiç yanıt alamadı. İnancı ve onurundan taviz vermeyen Nuri Demirağ, aynı dönemde kızına da bir mektup bıraktı. Kızım sana söylüyorum dercesine, tarihe not bırakarak. Kızım mefkure, 30 yıl erken dünyaya gelmişim. 30 yıl sonra gelseydim, tüm projelerimi hayata geçirebilirdim. KOSGEB destekliyor, KOBİ'ler üretiyor. Yeni Türkiye, yeni KOBİ ve yeni girişimci ile inşa ediliyor. Demirağ'ın da öngördüğü gibi yıllar sonra KOSGEB yeni Demirağlarına çağrıda bulundu. KOSGEB'le yapabilirsin.